Bence çok büyük değişiklikler olacak, inanıyorum. Çünkü kırışıklıklardan kurtulacağıma inanıyorum. Doktorlarımızın 10 yaş gençleştireceğine inanıyorum. Dolayısıyla eskiden kırışıklıklarım görünmesin diye hep gülüyordum. Artık gülmeden de kırışıksız bir hayat yaşayabileceğime inanıyorum. Doktor Göçer hastasının fotoğraflarını çekip ön hazırlıklarını yapıyor. Doktor Göçer, Meltem Hanım'ın yüzünde yaptığı işaretlemelerle birazdan ilk dokunuşları yapacak. Ama önce hastasına yapacağı işlemleri anlatıyor. Yani amacım şu, profilden baktığım zaman alnının biraz daha bombeli görünmesi, burun ucunun birazcık kalkması, yanaklarının yukarıda durması ve çene hattının gerilmesi. Yani bir her yere dokunacağım gibi bir durum var, bilemiyorum yani şimdi anlatırken heyecanlandım, bir anda coştum. Yapalım mı bunları, yapalım ne dersin? Hocam. Tamam. Değişime hazırım. Uzan. Bilgilendirici açıklamalardan sonra start verilerek işlemlere başlanıyor. İlk aşamada en üst katman olan cildine yatırım yapmak istiyorum. Cilt dolgularıyla. Ondan sonra cildinin altındaki bölgeye yatırım yapmak istiyorum. Ondan sonra kemik üstü dolgularla yüzünü yukarıya doğru kaldırmak istiyorum. Sırayla. Cildin en üst katmanına cilt yatırımı yapılacak. Ardından cildin bir alt tabakasına da benzer bir işlem uygulanacak. Doktorumuz son olarak da kemik üstü dolgular kullanarak yüzü bir miktar yukarıya kaldıracak. Kendini doktorumuzun ellerinde oldukça iyi hisseden Meltem Hanım, cildindeki ince kırışıklıklara veda edecek. Şimdi birinci aşamada cilt dolgusuyla cildinde gördüğüm bütün ince kırışıklıklarına müdahale ettim. İkinci aşamada cildinin altındaki subkutan bağ dokusuna ineceğim. Orada kristal dolgularla yüzünü germe, toparlama ve cilt kaliteni arttırma işlemine geçeceğiz. Kristal dolgularla yüzü germe ve toparlama işleminin de sonuna geldi doktorumuz. Son olarak hastasının yüzüne masaj yapıyor. Kolajenlerin ne işe yaradığını biliyor musun? Cildi ve kemiği yenilediğini biliyorum. Evet, gayet güzel biliyorsun. Şimdi ağzımızdan aldığımız, gıda takviyesi olarak aldığımız kolajenler nasıl gelir de cildimize oturur falan diye bazen kafalar karışıyor. Ama öyle değil tabii ki, öyle olmuyor. Bizim cildimizde özellikle sentezlemek için kullandığımız bir takım kolajen peptitler var. Biz bunları normalde zaten hayvansal gıdalardan ağırlıklı olarak alıyoruz. Burada yaptığım şey, cildin altına koyduğum dolgularla kolajen sentezini tetiklemek. Senin zaten gıda takviyesi olarak aldığın için ortamda yeterince uygun kolajen peptidin varsa hücrelerinin sadece bunları sentezleyerek sana gençlik katmak gibi bir görevi kalıyor. Onları da yapacaklardır büyük ihtimalle. Şimdi bugün ilk aşamada cilt nemini arttıracak cilt dolgularını yaptık Meltem'e. Hemen ardından özel dolgularla cildin altını kanülle vektörel olarak tarayarak hem yanak hattına hem de çene hattına cildini gerecek, toparlayacak dolguları koyduk. Şimdi bir sonraki görüşmemizde, bugün yeteri kadar yorduk seni. Bir sonraki görüşmemizde tekrar seni görmek istiyorum. Bu sefer elmacık kemiği hattını ve çene hattını şekillendirecek kemik üstü dolgularını koyacağız. Peki, teşekkür ediyorum.